Senin gibi olmayacağım diyormuş annesine. Ne demekmiş o dedim? Sen hayatta kalmak için yaşıyorsun. Ben hmm. yaşamak için yaşayacağım diyormuş. Dedim ki kızla konuşacak bir şey yok. Gel istersen <laughs> Senle seninle konuşalım. konuşalım. Yani. Bunu yapmak doğru mu? Ya bu o kadar büyük bir soru ki yani. Bunu yapmak doğru mu? Ne bileyim ben yani. Çünkü <laughs> bir sonra beş sonrayı bilmiyoruz yani. Bir <laughs> bankada. Ben bunu İK'dan öğrendim. Sonra şube müdürüyle konuştum tamam mı? Atılmak üzere olan iki kişiyi o şubeye gönderiyorlar. O yıl... O iki kişi kendi iş kolunda birinci bitiriyor. Kazanmak tatmin getirmez. Bu 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 formülden kurtulman gerekiyor. Bir şey sahibi olmak iyi bir şeydir. Tatmin getirmez. Tatmin başka bir şeydir. İçeride yapabilirsin. Sesini çıkarmadığın zaman, müdahale etmediğin zaman, sınırını savunmadığın zaman, hakkını bilmeyip onun peşinden gitmediğin zaman dediğin bedel daha büyük. Ben dediğin şey ve hayatım dediğin şey aslında aynı bir tek şey. Evet, duydum bunu da senden. Çok da hoşuma gitti. Bunun hepsi bir tane bir şey. Yani ben varım bir de benim yaşamım var gibi bir şey yok. Sen yaşamsın zaten. Ve şu an Merhaba. Her şeyin her şeyle en çok da mutlulukla ilişkisini konuştuğumuz ilişkisi var da bu hafta benim için çok özel isimlerden bir tanesi var. Eminim pek çoğunuz tanıyorsunuz. Pek çoğunuz farklı kimlikleriyle tanıyorsunuz. Belki zamanında koçunuz oldu, bir danışman olarak karşınıza çıktı. Veya belki de bir eğitmen kimliğiyle karşınızdaydı. SRL danışmanlığın kurucusu Serdar Lale bizim mesleğin duayenlerinden Levi ya bir isimle bugün bir aradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şu duayen lafını kullanmasanız Çok ya. Çok güzel ya. Neden? Ne bileyim ben kendimi bir, bir, görmüyorum. <laughs> Zaten kendini öyle gördüğün gün bitecek herhalde o duayenlik. Ne bileyim öyle ben. Öyle bir şey yok. O yüzden ben seni Utanıyorum ağırladım. da o yüzden yani. <laughs> Süper. Ben seni ağırladığım için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Teşekkür çok ederim. Güzel. İyi ki geldin. Çok uzun zamandır tanışırız ama ilk kez böyle bir şeye evet. vesile oldu yani. Ben Tabii. biraz kıskandım. Senin YouTube videolarını, sohbetleri, en son bir podcastini dinleyip dedim ki ben niye <laughs> seni çağırmıyorum deyip seni aldım. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, şimdi biraz önce dediğim gibi eminim bir sürü farklı rolünle insanlar seni tanıyor ama ben senin bir sürü başka katmanını da hem duyuyorum hem de seni takip ettiğim kadarıyla biliyorum böyle bir askeri tarafın var bir askeri disiplin tarafı var ki bence o bir sürü çalışmada başarıya bir parmak izi Olabilir. onun üstüne koçluk şapkası ee, uzun zamandır kendiyle derdi olan farkındalık tarafı çok yoğun. Bunu çok iyi biliyorum. Buraya konuşacağız. Motorcu kimliğin var. Belki çok az insan biliyor ki bence bu da disiplinli bir şey değil mi? Çok anda olmakla ilgili bir şey. Evet onun çok boyutu var ya. Çok boyutu var ama hepsi böyle bütünleşik. Bir sürü başka felsefe ve çalışma var aralarda. Dolayısıyla böyle hepsini masaya yatıralım ve bugün de en çok hem bireysel, hem kurumlardaki bireylerin iyi oluşu ve tabii ki biraz toplumun iyi oluşuna dair ee, aslında senin süzgecinden geçenleri, senin filtrelerinden geçenleri konuşmak istiyorum. Olur. Ee, ne yaşıyoruz sence? 30 yıl oldu mu sektörde? Yok 20. 20. 20. Ne, ne oldu 20 yılda? Ne değişti? Neler gözlüyorsun? Neredeyiz? şöyle şu belirsizliği biraz aralayalım. Yani hepimiz aynı sayfada mıyız? Aynı şey mi yaşıyoruz? Konuşalım. Mı? Bilmiyorum. Sektör sektör çok farklı tabii ki. Ama bence şu, şu oluyor. Türkiye özelinde şöyle oluyor. 80'lerin başını şey kabul edersen böyle liberalleşme işte hmm. serbest piyasa ekonomisi falan kabul edersen oradaki bir 10 yıl 15 yıl bu neyin nesi falan öyle bir hmm. evre yaşandı. Sonra yeni gelen kuşaklar buna doğduğu için bunu zaten var kabul ederek öyle bir, bir başlangıç oldu. Dolayısıyla bizim serbest piyasa ekonomisine alışmamız, işte dış pazarlara açılmamız, dışarının bize nüfuzuna alış nüfuz etmesine alışmamız falan oralarda böyle bir, bir çalkantılı dönemimiz oldu bir, bir süre. Bir böyle bir şey var. İkincisi doğal olarak bu hani meşhur VUCA meselesi var ya hani bazen ben sağda solda anlatıyorum. Ben hani 94'te ilk işe başladım. Bir hafta içerisinde yönetmem gereken iletişim şu. Her gün sabah saat 9'da bölge müdürüyle bir tane telefon bir de gelirse o hafta içinde bir iki tane fax. <laughs> Bütün yönetmem gereken iletişim bu. Şimdi aynı ben kendi yaşam ömrümde bilmem kaç WhatsApp mesajı falan filan gibi sırf iletişime boyutuna baksam böyle bir şey var. Dünyanın da bu hali var. E bu karmaşa dünyanın genel olarak bir belirsizliği. Oralara hiç girmeyeyim. Orada çok tantana var bence yani. Hı hı. O onlardan dolayı giderek her şeyin daha esnek hale geldiği, her şeyin sanki böyle evrimsel yaşıyor gibi. 5-10 sene önce de söylerdim. Yeni bir değişim ne diyorlardı? Yeni bir oluşum aşamasındayız. Ben de diyorum ki yok, artık malın kendisi böyle. Yani oluşum aşamasındayız ve oluşacak değil. Hep oluşarak devam edecek yani. Hı. O, o, git, o öyle bir esneklik hali var. E bu da tabii neyin doğru olduğuna dair şeyi bozuyor. İyi nedir, doğru nedir falan onu bozuyor yani bilgi okuma. Zor oyunu bozuyor diyorsun. Zor oyunu yani. bozuyor Daha ama zaman. buna yapacak fazla bir şey yok. yani Bu çünkü kendiliğinden de gelişen bir şey. Dış etkisi şusu busu falan vardır ama doğası gereği de oluşan bir şey yani. Dolayısıyla her şeyin esnediği... O yüzden de insanların yeniden şeye dönmek zorunda kaldığı, şirketlerin, bireylerin fark etmez. Hmm. Ya buradaki değerli ne diye geri dönmesi meselesi. Hmm. Değerliğinin ne olduğunu keşfetmesi. Öncelik, öncelik evet, yapma. Önceliği oradan verebilirsin. Başka öncelik verebileceğin bir şey yok çünkü yani. O yüzden de yaptığın işin değerlisi ne? Bu gerçekten ne katıyor? Bu ger gerekli mi yani? Yeryüzü böyle bir şey istiyor mu senden? Nereye Süper bir belirsizlik yönetimi aksiyonu da çıkardın aslında ilk adıma. Bütün Belki bu, de, evet. Bütün bu belirsizlik, yangında ilk kurtaracağım ne evet, de var? Hani değerli görmen ve her durumda koşullar nereye evrilirse evrilsin koruyacağımı bulma dönemi. Tabii evet. bunun için bir durmak lazım, bir es lazım. Bu es işleri, farkındalık ve koçluk kısmı eminim orada söyleyecek çok şeyin var. Çünkü hayatında böyle belli virajlarda farkındalıklar yaşadığını ve bunları da çok açık yüreklilikle paylaştığını ben biliyorum. Ee, ne oluyor da aydırıyoruz hayatımızın bir, bir evresini? ya Ne oluyor da bu esleri veriyoruz? İlla bir pandemi mi lazım? İlla bir vuka mı lazım? Yani kafayı kaldırıp ya benim değerlerim neler neden vazgeçebiliyorum demek? Ya için. yok her an var aslında o yani hayat sürekli o geri bildirimi veriyor her an o sinyali veriyor normalde bize de sinyali görüp görmemek gördüğünün üstüne düşünmek düşünmemek gibi konular var bence ama şöyle oluyor yani çocuklara bakıyorum böyle çocuk nasıl büyüyor yani ne oluyor çocuğa diye belli bir evreye kadar e, soru sormadan cevap topluyor çocuk kabaca e, Hayat nasıl bir şey yani yaşam nedir? Etrafında dönen şeyi evet. anlamaya çalışıyor. Ama bu soruyu sormadan topluyor bu cevapları. Hı. İnsanlar nasıldır? Hı. Ve çok tehlikeli bir soru daha ben nasıl bileyim? Tamam bu soruları sormadan bunun cevabını topluyor. Hı. Şimdi soruyu sormadan cevap topladığı için sonra da cevapları test ediyor. Doğru sonuç gelirse yani. Cevabını onaylayan sonuç gelirse cevabı artık sabitlemeye başladığı için birisi haline geliyor, birisi haline geliyor Bildiğimiz hikaye bu. Şimdi evet ama yani hayat o kadar dinamik ve değişken bir şey ki o, o koşullarda yani Müge ile Serdarın arasında otururken saat iki buçukta geçerliydi, dört buçukta belki <laughs> geçerli değil ama zihin onu öyle anlamadığı <laughs> için sabitleyerek evet. ilerliyor. Şu TGEP konuşmasında şeyim oydu başlığım oydu, düşünülmüş şey yeniden düşünmek diye. <laughs> O yüzden düşünceni yeniden koyup düşünmen gerekiyor. Bu, bu ne diyor bana, İşime yarıyor mu, nasıl hizmet ediyor, nereden öğrendim falan bunları bir ayıklaman gerekiyor. Yeniden yani. gözden geçirmek Bunun yani. için diyorum ki hayat yeteri kadar aslında şey veriyor. Done veriyor. Done veriyor, sinyal veriyor sana sürekli. Sadece o sinyali işte görüyorsun bazen. Bazen görüp dikkatini vermiyorsun. Bazen... E, o kadar çok antrenmanını yapmışım ki ötekinin 35 sene. Şimdi yeni bir antrenman zor geliyor filan. Evet. Ama o S o yüzden es değilse bile e, şeyleri filan beğeniyorum ben böyle şirketlerde bu çevik yönetim filan evet. yapısal olarak dönüştüğü zaman eğer iyi uyguluyorlarsa hani sprint review diyor ya mesela evet. ya da işte proje bittiği zaman orada retrospekt yapıyorlar filan. Hani insanın bunu böyle bir Alışkanlık yapması lazım gibi bir şey. Brifte de brif, brifte evet. brief sürekli. Bir şey söyleyeyim mi? Motosiklette de var bak o. Ha, süper. Tamam. Yani Buradan anlatsana. Buradan bir. anlatayım. Şimdi e, iyi eğitimli motosikletçiler için söylüyorum. İyi eğitimli motosiklet demek, kullanıcısı demek, zihinsel olarak bir eğitim var. Çünkü siz otomobil kullanıcıları... <laughs> <laughs> dikkat etmediğiniz o kadar çok şey var ki motosikletteyken dikkat etmen gereken. Hayati tabii çünkü evet. şu kadar bir şeyin üstünde duruyorsun. Lastik bu kadarcık bir yere basıyor yani. Onların her birini görüp önceden o sana e, risk oluşturmadan önce ona bir tedbir alman ve onun seninle ilgisiz hale getirmen gerekiyor motosiklette ve bitmek bilmeyen bir şey bu. Sürekli bunu yapman lazım. Sürekli anda kalman lazım. O yüzden yani. sürekli anda kalman lazım. Olan olduğu yerde kalmalı ve çünkü Hı -hı. gidiyorsun hala filan. Bir de diyelim ki sürdün yarım saat, bir saat neyse. Durdun, geriye dönüp o bir saatlik sürüşü bir gözden geçirmen gerekiyor. Orada Hı -hı. ne olmuştu? O arabaya ben ne oldu da yaklaştım? Hı -hı. Ha demek ki bilmem neydi falan diye zihnini yeni baştan kurman gerekiyor adeta. Hı -hı sağlammış. Yani motosiklete <laughs> uzun Salsane süre Her an kaza olabilir o başka bir şey. Mesela bu retrospekt de bunun gibi bir şey hmm. yani. O hmm. sürüşü bir değerlendirmen gerekiyor. Ben Ne oldu burada şimdi falan diye. Hatta yola çıkmadan önce gözünde canlandırman gerekiyor. Hani oradan öyle gideceğim. Bilmem nerede katılım var. Orada şey olabilir hmm. falan falan bir hayali bir şey. Lazım o Sonra bir kendisi var o sırada tam ayık ve Orada olman gereken bittiği zaman da orada ne yaşadın diye bir bakman gerekiyor. En önemlisi sürücüyü suçlamadan. En en önemlisi, en önemlisi o yani. Evet. Çünkü sürücüyü evet o öyle yaptı da sen neredeydin yani? Doğru konumda mıydın? Hızın iyi miydi? Şu muydu bu muydu? Neye uydun neye uymadın? Tabii. Onu bu, anlaman gerekiyor. gerçekten yani. yaşama uyarlanabilir Tam harika %100. bir metafor Tam oldu. Tam yüzde yüz. Ben... Ee, birazcık e, senin son dönem konuşmalarını falan kurcaladım. Tabii o kadar çok konu var ki 20 dakikaya Serdar'ı nasıl sıkıştırırım ve nasıl e, en verimli halde soru sorarım derken çok güzel bir cümleni duydum. Ona bayıldım onun üzerine bile 20 dakika ne geliyor diyorsun. <laughs> Hayat e, hatalardan öğrenmek ve vazgeçmek için. Aslında yeterince zaman veriyor hmm. aynı hata da etmek için çok kısa hmm. dedin ben bunu böyle kamyon arkası <laughs> dövme falan yaptırmak istiyorum. O kadar çok şey söylüyor ki. Duygusal dayanıklılık üstüne, farkındalık üstüne, ders çıkarmak, olgunlaşmak. Hani böyle koçlukta anlattığımız işte konuyu bul, gelişim alanlarını belirle, seçenekler yarat. Bunların hepsi böyle buraya oturuyor bence. Ama eminim bunun gerisinde çok hikaye var. Hani ya... magaziniyle anlat bize bunu. Böyle didaktik olmasın. Ya <laughs> öncelikle bu şey benim sözüm değil. Yani o öyle bir özlü söz var. Birisine ait mi onu da bilmiyorum yani. Hayat... Yeteri kadar hata yapıp düzeltmek için uzundur ama yaptığın hatada ısrar Sadece. etmeyecek kadar kısadır filan gibi böyle bir, muhtemelen de anonim bir söz. Ben o hoşuma gitmişti yıllar önce. Ben de bayıldım. Ama benim yaşamımda çok fazla şey var böyle keskin virajlar var yani ani ve keskin virajlar var. E, orayı geri okuduğum zaman ben şunları gördüm kendimde. Bazı konularda başlarken hata olduğumu hata olduğunu bilmeme rağmen başlamış durumdayım. Hmm düzelteceğim, düzelteceğim, düzel ama yanlış başlamış artık zaten. Hani asır i̇lk düğme, düzelme... ilk ilik yanlış evet, evet. aslında düzelme ihtimali zaten baştan da biliyorum ama bir şekilde bir, bir, bir hata var. Ya. Orada bir insanın kendini kandırma evresi var yani. Şu olunca toparlanacak, bu olunca bilmem ne olacak. O hatanın içinde öyle yüzmüşüm mesela. Sonra artık dayanılmaz hale gelince bu sefer kopararak oradan çıkıyorum. Ama bu da hasar veriyor aslında. Dolayısıyla zamanda oraya girip de ya yok bu yol yanlışmış deyip dönüversen. Var mı öyle bir şey hayatın içinde ya? Hiçbir zaman bilmiyorsun ki. Yani ben şey gibi hani çocuğuna nasihat edip bak evladım böyle olunca böyle olacak diyorsun. Ama bize de çok edildi oldu mu? Gidip ya kendimiz hayır başkasının çarpmadan... nasihatıyla falan zaten olmaz. Ben şeyi demek istiyorum. Yani ya. O Kendim... yanlışı dibine kadar yaşayıp oradan cebine bir şey koymadan çıkmak hani geçtaktaki temas gibi orada doygun temas olmadan oradan çıkmak mümkün mü? Bunu bilmiyoruz. Yani şunu bilmiyorum. Bunu görmedim. böyle yaşaman gerekiyordu. Çünkü Allah'tan bunu ha, yaşadığımda serdarlarla oldum. Başka bir şey. <laughs> ama yani bunu bunu göz önüne almak lazım. Ya burada bir hata var ve ben saçma bir ısrar için demeyeyim yoksa başka bir alternatif var mı buralarda? Şu, şunun için yerlerde? iyi. İkinci kez benzer bir durumda ısrar etmemek için iyi ama ilkinde ayılmak zor bence. Belki. i̇lkinde. Belki. İlkinde zor da. İkinci de ya geçen sefer de bunu çok ısrar ettiğimde şuraya gelmiş diye belki Hani öğrenme koymazsak anlamsız ya. Ya bu şunun gibi bir şey. Şimdi yöneticilerle falan çalışırken de oluyor işte. Birinden bahsediyorum mesela. Diyorum ki doğru kişi mi sence? Bu tarihte hmm. bu işler için bu yetkinlik, bu set doğru bir mix mi? Değil. Tamam neyi bekliyorsun şu anda? Ee, falan işte oralar... Korkular, kalıplar, cızırtı, başka tabii, şeyler. konfor alanları. Ee, öbür taraftan başka bir şey daha var. Belki bunu da seversin. Şimdi bir şey, bunu yapmak doğru mu? Ya bu o kadar büyük bir soru ki yani. Bunu yapmak doğru mu? Ne bileyim ben yani. Çünkü <laughs> bir göre sonra, göre. beş sonrayı bilmiyoruz yani. O yüzden bilmiyoruz. Ama an itibariyle bu doğru mu diye bir soru var. Diyorum ki bak, bu senin istediğin şey mi yani? İsteyinle bağlantılı mı? Evet, güzel. Değerlerine uygun mu? Evet, harika. Bedelini ödemeye razı mısın? Beleş bir şey yok ki hayatta. Koçlar bunları yazsın. Çok He, güzel koçluk soruları. Bedenini yani. ödemeye razı mısın? Çünkü hmm. beleş bir şey yok yani. Faturası gelecek. Faturası gelecek yani. Ya ödenmiştir ya ödeyeceksindir. İkisinden birisi. Bedelini ödemeye razı mısın? Yes. Son soru. Toplamın hayrına mı bu? Yani başkasına zarar veriyor mu mesela? Ya da toplamdan bir şey düşürüyor mu? Hayatı azaltan bir şey mi bu? Yoksa büyüten bir şey mi? Dördüne de evet diyorsan yap. Çünkü bir sonraki adıma bilmiyoruz. Bir sonrakinde... İnşallah iyi olur. En doğru yani. olduğu varsayımıyla yap. Evet. evet, çünkü yanlış yaparak da bazen doğru. Bu, bunu bilmiyoruz. Ama en azından bu uyanıklıkta kalıp, ya yani bu dört soruya da evet diye cevap veremiyorsan, o, o hatayı devam ettirme diyorum aslında o sözde yani. Hmm. Kısa, Kısa çünkü hayat. Ama. Evet, bu belki de içinden... yani insan ömrü bin yıl değil yani. Hani niye beş yılını orada? Olmayacak bir şeyin içinde dönerek harcayacaksın. Hele belli yaşlardan sonra daha da kıymetli o 5 yıllar, üç yıllar tabii değil ki. mi? İnsanın aklı selim, aklı yerinde, fiziksel kuvvetinin tabii olduğu. Tabii. Gerçekten ben bu hayatta bir şeyler öğrendim ve kimime hani sormadığım yanıtlar değil de şimdi artık sorarak aldığım yanıtlarla bunu biliyorum evet. dediği yıllar aslında o kadar kısa ki. Belki 15-20 yıl tabii. toplandı. Tam ayıp kafayı kaldırıp ben buyum böyle yaşamak tabii istiyorum canım. demekle e kolesterol hapına başlamak, tansiyon hapına başlamak <laughs> arasında çok, çok kısa bir zaman var değil ya mi? Ya bu daha erken yapılabilir <laughs> bir şey yani. İndimde böyle olmak zorunda değil yani. Bir şey gelmiş tatmışım sen söyleyince. Şey ha Kızılderililer mesela yaşını söylemiyor hani. Çünkü bak şimdi ben 55 yaşındayım. 55 yaşındayım deyince bir mana yok. 55 çünkü sayı böyle soyut bir şey. Onu böyle dersen ki 55 yaş 55 kıştır yeryüzündeyim. Peki kaç kış kaç yaz daha buradasın? Ayvayı yedin şimdi buna. <gülüyor> 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 bu sorunun yanıtı sert. Anladın mı? Kaç kış kaç yazın daha var yani. O zaman bu ısrarın bir manası yok yani. Şimdi Kızıldere deyince Hı. muhtemelen Serdar adını da hak etmiş olman lazım o öğretide değil mi? Önce hak ediyorsun sonra adını koyuyorlar ya çocuğu değil mi? Ee, cesaret... bizde öyle gerçekleşmiyor <gülüyor> ya. ha, <laughs> bizde niyet anne babanın projeksiyonuyla evet, e, niyetle gerçekleşiyor. Şimdi bu söylediğin bu farkındalık hani ben ne yapıyorum, değerlerim vesaire kısmı herhalde biraz pandemide böyle herkesin sorgulamaya başladı. Daha i̇şte çok kurumsal dünyada oldu. asla olmaz dediğimiz her şeyi paşa paşa yapmaya başladığımız, kendimizi de katıyorum çünkü ben hani çok katı yok ya olur mu öyle şey falan dediğim her şeyi bayağı yapar ve sever de oldum. E kurumlar işte esnek çalışma düzenine geçti, home office'ler hala 3 artı 2'ler var falan falan. Bir şeyler dönüşüyor tabii bunlar olurken içeride insanlarda da bir anlam arayışı. ...anlama dair sorgular... ...hani sanki herkes beyaz yaka olmalı... ...herkes kurumsalda bir kariyer yapmalıdan sanki biraz çıkıyor... ...daha genç arkadaşlar gibi geliyor bana... ...senin gözlemin nasıl buralarda? Yani i̇ki tane sorum var. Bir, kurumsal dünyada anlam bulmak eskiye göre daha mı zor oldu? Da insanlarda böyle bir eksen kayması var. İki, o ki birileri bizi dinliyor ve... ...anlam bulamıyorlar. E nereden başlasınlar? Hadi kışkırtıcı... Çok edecek. fena sorular <laughs> soruyorsun ya. Ya şimdi daha büyüğü aslında yaşamın bir anlamı var mı diye bir soru var. Yani yaşamanın kendisinin bir anlamı var mı Yoksa diye büyük bir soru var. Yoksa fena çok fena. i̇şte ama buralar bilmiyorum yani buralarda bir iddiada bulunacak şeyim yok şu anda. Ama yaşamın bir anlamı var mı sorusuna eğer hayır diyorsan o zaman intihar çok... Exit, exit senaryosu. Bir şey yok ama hayır edemiyorsun intiharda çünkü yaşama bağlılığım var O zaman bir anlamı var mı bunun falan. Böyle bir sürü büyük sorular var. Va var ya da yok fark etmez, yaşamdayız. O zaman iyi yaşamak ne demek diye bir soru var. Yani i̇yi yaşam nedir yani? Ee, bu deminki senin konuşmanın başındaki iyi yaşam nedir bireysel hayatının da sorusu, yaşadığın kurum neyse toplum, toplum falan onun da, aile, da sorusu, tabii, devlet birey tarafı. ilişkisinin de sorusu. Yani iyi yaşam nasıl bir şeydir? iyi yaşamak. Yani madem geldik <laughs> anlamı var ya da yok, yaşıyoruz. İyi yaşam Nasıl bir şey olmalı o zaman diye bir soru var. Şimdi bunun içinde bunu böyle kurumlara indirgediğin zaman e, bence küçük bu işler. Yani 1800'leri şey kabul et, işte sanayi devriminin başlangıcı kabul et, böyle kapitalizmin en gözle görülür hale gelmiş olduğunu kabul et. 1800'den 2000'e kadar 200 sene var yani yeryüzü 5 milyar yıldır var. Dolayısıyla aslında <laughs> dünkü mesele. <laughs> dünkü mesele böyle baktığın zaman. O yüzden ya biz ne yapıyoruz burada falan soruları için biraz erkende olabilir yani. Henüz o soru sorulamıyor. Yani işte büyüyeceğiz, karlı büyüyeceğiz, bilmem falan diye haldır olur giden bir şey var. Fakat bütün bunun içerisinde e, bence bireyin yani bunu bunu çözümlemek çok zor. Bu çünkü yeryüzü yani bütün insanlık falan. Ama kendi bireysel yaşamında çözümleyebileceğim bir şey var. Bunu böyle ara ara anlatıyorum. Burada da söyleyeceğim şimdi. Bir tane şube müdürü bir bankada. Ben bunu İK'dan öğrendim. Sonra şube müdürüyle konuştum tamam mı? Atılmak üzere olan iki kişiyi o şubeye gönderiyorlar. O yıl o iki kişi kendi iş kolunda birinci bitiriyor. Dedim ki ne yaptı acaba? <laughs> Aradım dedim ki çocuğu da tanıyorum şeyi şubeye. Dedim ki ne yaptın? Hocam dedi birebir görüşme yaptım doğal olarak. Birinci görüşmede dedi, yüzleşme görüşmesiydi. Durumunun farkında mısın? Hı. Aa, öbür şubede bilmem ne onları boş ver durumunun farkında mısın? i̇şte öbür şehirde bilmem ne olur da ekip arka... Durumunun farkında mısın? Hı. Evet nedir durum? Atılmak üzereyim. Aferin. <laughs> Ayaklar bir yere değdi. Buna da bölgem dur demiş ki hani bu iki kişi var hani iki ayrı şubeden gönderildiler hani artık çıkmaz öyle ama sende de kadro boşluğu var falan. Aferin. Başarılı olmak istiyor musun? Evet. O zaman al bu A4 kağıdını. Ön yüzüne başarılı olman için benim ne yapmam lazım onları yaz. Müthiş. Arka yüzüne hayattan ne bekliyorsun onu yaz gel konuşalım. Bunu bitene kadar bir şey beklemiyorum sanırım. 3-5 gün sonra geldiler diyor tek tek. Benden ne bekledikleri var. Hayattan ne bekliyorsun boş. Bunu yazmadan başlayamayız. Ya ama işte çok düşün, düşün bir ay daha düşün. Ne kadar vaktin varsa düşün yani. Bunu yazana kadar senden bir şey beklemiyorum neyin peşindesin Dedi ki yani işiyle yaşam arasında bağlantı kurması lazım. Süper. Yani ben bu işi niye yapıyorum arkadaşlar? Ya? Ben nasıl bir hayat istiyorum da bu iş buna nerede hizmet ediyor, nerede hizmet etmiyor yani? Yazdılar geldiler diyor hani şey de beklemiyorum diyor böyle ulvi bir şey hani. Yani sektörü değişti. Öyle de olabilir ama olmaya da bilir yani. Şöyle bir Uzun hayat bir kurmak istiyorum. istiyorum. Bile olabilir, bir e, enerji şirketinde bir çocukla tanıştım Ankara'da böyle tam Anadolu çocuğu yani. Esnaf çocuğu ve kendi babasından devraldığı bir yer var. Orayı kapatıp kurumsal hayata geçiyor. Dedim ki genelde tersi olur. Sen ne arıyordun? Ya dedi ki ben gelişemediğimi fark ettim. Orada sınırlı kalıyorum. Tamam iyi para kazanıyorum falan ama gelişemiyorum yani dedi. O yüzden kendimi geliştireceğim şirket aradım. Mülakatlara girdim. Benim bir tane sorum var. Eğitim veriyor musunuz? Süper. <laughs> o mülakat yapmış şirketler. Evet yani bir tane Sibel. sorum var. İnsan kaynakları departmanınız var mı? Evet. Eğitim veriyor musunuz? Evet. Ne kadar veriyorsunuz? Bu kadar. O zaman falan. Oradan gelmiş. Hakikaten de gelişmiş bir çocuk hmm. böyle baktığın zaman. E bak bunun için anlamı bu. Hmm. Fark etmiyor ki diyor yani onu yap ya da bunu yap ya da şunu yap. Yani yeteneklerin neyse onu zaten yapıyorsun. Ama dolayısıyla böyle anlam arayışı hani böyle büyük büyük dünyada neden varım falan bunlar da var. Ama daha küçültürsen de ben nasıl bir hayat istiyorum ve buradaki yaptığım bununla nerede temas ediyor? Bence bu hem bireyin sorumluluğu hem yöneticinin çalışan için sorumluluğu. Hmm. Şeyle falan olacağına inanmıyorum çünkü hani compelling vision derler ya böyle hani çekici vizyon falan. Ya çok büyük organizasyonlar var. 10 bin kişi, 12 bin kişi çalışıyor. Kurumun vizyonuyla kendi arasında bağlantı kurması için 8 yaşam var yani. Çok o yüzden katman. daha kendiyle evet. ilgili bir şey olmalı diye düşünüyorum yani. Süper, güzel. Buradan bir tane de şey duydum tabii. Bir tane benden var. Hı. Yani şu ya da bu. Yaptığım iş, o var olma şeklimin bir aracı. E, ister bankada çalışayım, ister bir kurumda çalışayım, ister esnaf olayım, ister kendi işimi yapayım, e, ister bizimki gibi yaşam tarzı olan işler olsun, isterse hiç öyle değilmiş gibi işler olsun, nasıl bir tane benden var. Dolayısıyla nasıl bir yaşam istediğimi kurgulamadan, hani makrodan mikroya gitmeden bu iş bana uyuyor muyu? <laughs> Ee, çok düşünmemek lazım. Genelde hani mevcutta şikayetle çok karşılaşıyoruz ya biz kurumsal dünyada. Evet. Şirket şöyle böyle haksızlık, böyle bilmem ne, böyle öngörüsüzlük falan. Ama aslında hikaye ben ne istiyorumdan geliyor ve evet. ne istediğini bilince ya da en azından istemediğinde net olunca olanı sevmek ya da olanın artılarını görmek belki daha kolay. Daha kolay olabilir. Evet. Biraz bir şeyi mi şişirdik acaba? Biz? Şeyi anlamak gerekiyor. Bak biraz iddialı olabilir bu söyleyeceğim şey ama. Severiz. Eğer de sever onu öne çıkarır ee, şimdi montajda. <laughs> zaman, zaman dediğin şey, ben dediğin şey ve hayatım dediğin şey aslında aynı bir tek şey. Evet, duydum bunu da senden. Çok da hoşuma gitti. Bunun hepsi bir tane bir şey. Yani ben varım bir de benim yaşamım var gibi bir şey yok. Sen yaşamsın zaten. Ve şu an Evet, vaktim vaktin yok abi. Vakit falan zaman sensin, yaşam sensin. Sensin. Neredesin? Neyle uğraşıyorsun? Ne katkın var? Ne alıyorsun? Ne veriyorsun? Şu Selin var bu aralar onu dinliyorum abi. <laughs> Şarkıcı bir kız var <laughs> Selin Geçit. Daha önceden bir şarkı aslında ama o söyleyince çok sözleri dikkatimi çekmeye başladı yani. Kaç mevsim benden aldın? Kaç bah... Çok eski şarkı. Çok eski şarkı ama öyle bir şey yani. Bu böyle İçinde yaşadığın bir şey hı hı. E, ama yaşam sensin yani. Senin dışında bir yaşam var mı? Evet var ama senin için yaşam sensin. O yüzden bunu idrak etmek gerekiyor yani. Tam böyle 2024 bütçeleri, 2024 planları falan yapılırken. <laughs> 2024'ün mevsimleri, baharını planlarken çok iyi geldi. Bir tane benden var ve iyi oluşum tek aslında. Evet. Orada iyi, burada bilmem ne. Burada şöyle biri, orada öyle biri değilim. O yüzden de senin hikayeni böyle... Yakından incelediğimde aslında çok kümülü ediyor hikayelerimize. Ne kadar virajlar falan da olsa sanki Tabii böyle yani. manzaralar birbirini takip ediyor. Ve hani o 55 kış birbiri ardına e, farklı şiddetlerde, farklı yağışlarda, farklı soğukluklarda geçse de sanki üst üste bir şeyler evet, koyuyor hayatın öyle. içinde. Ve şeyi biraz abarttık mı biz? Bir tane koçum vardı o bana öyle bir soru sormuştu. Eğer... Yaşantın bugüne kadarki yaşantının tamamı bir tasarım süreci olmuş olsaydı sen ne için tasarlanmıştın diye bir soru sormuştu. Hmm. Biraz o geldi şimdi aklıma. Büyük büyük soru. Büyük soru yani tamamı bir tasarımdıysa mesela böyle hani. <laughs> ne güzel neydi yanıtın var mı? Kopya çekelim. <laughs> Hazır sorulmuş güzel bir <laughs> soru varken. <laughs> Değişti benim cevaplarım ya. Hmm. İlk, Zaten öyle olması gerekmiyor mu ama? Değil mi? Hani 30'undaki Serdar'ın yanıtı 50'sindeki, 55'sindeki. Şöyle değişti yani iyileşerek değişmedi, çökerek değişti. Tamam, o da, o da bazen çalışıyor. Cevaplarım önce. geçersizmiş yani. Peki, belki yeniden yeniden evet, sormak evet. lazım. Şimdi ben biliyorum sen tabii uzun yıllardır aynı zamanda rezilyans anlatıyorsun, koçluk yaptığın için dayanıklılık işte bütün bunlar bir paket. Yani üst başlığın altında esenlik diyelim biz buna. Ben esenlik, esenlik. çok seviyorum. Çok güzeldir, evet. Böyle TRT kapanışı gibi esenlik dalı günler dinlerim. Ama gençler bilmiyor esenlik lafını. Esenlikte bana itiraz etti bizimkiler. Gençlerden tam birisi. Ben dedim ki hani tam karşılığı bu. Birkaç sene önce yani hani well-being falan diyor esenlik böyle dedim. O ne ya falan dediler böyle. İyi oluş tam böyle karşılamıyor tamam. iyi oluş. Esenlik, esenlik daha dolu dolu geliyor. Biraz fazla abarttık. Yani bu esenlik kavramını böyle mutluluk ve hazla mı pompaladık? Bu kişisel gelişim işleri, self -help. benim çok itiraz ettiğim bir şey de senden destek bulur Ne itiraz bunu. ettiğin şey? Ya hepimiz her dakika mutlu olacağız diye bir şey hmm. yok. Hani o çöküşler falan filan dedin ya hayatta bir resetleme. Yok ya bu bu plan çalışmadı. B planı dediğimiz o kadar çok şey var ki. Hani neden o B planı çalışmadı? Ya onunki çalıştı ve o nasıl mutlu? Ya biraz böyle sosyal medyada şimdi hani bu yangına odun atıyor. Daha değil hepimizin hayatında böyle inişler çıkışlar var ve bazen dibe vurduğunda da insanın esenliği iyi olabilir çünkü bazen çok onurlu bir gidiş. Çok şık bir kapı çarpış. <laughs> hani için kan ağlarken <laughs> böyle mağrur bir duruş da bazen olur. çok iyi insanın onurunu korumak adına hani vardır ya öyle şey kapıyı çeker sonra ben, ben ne yaptım dersin hani şimdi bunun faturasını ödeyeceğim ama bazen o kapıyı çekmek de çok iyi gelir insana içerideki ızdıraptansa. Ben öyle biraz Türk filmi varı seviyorum hayatı <gülüyor> <gülüyor> e, ama böyle esenlik dediğim şeyin içinde bu da var ve ben bunu gençlere anlatmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum yani hani biraz önce dedin ya peşin ödüyorsun ya sonradan ödüyorsun o kan ter gözyaşı olmadan kimse gümüş şey de yok. bir şey sunmuyor hayatın içinde ha belki bazılarının rüzgarı daha iyi oluyor ilmesi daha iyi oluyor mirası daha iyi oluyor genetik mirası ee, sosyolojik mirası belki eğitimi falan ama hepimizin elde ettiği her şeyin arkasında bir miktar çaba var ve bu çabasız hadi oturayım da ben mutlu olayım hani biriciyim ya 21 gün olumlama yapayım bana gelsin ben çok itiraz ediyorum yok öyle diyorum ne? nekka ekmek okka köfte bu evet. hayat yani sen de durum ne ve hani katılır mısın esnettiğin yerler var mı ya şimdi ne düşünürsün tam böyle tarif edemediğim bir ayrım var. Bu koçluk moçluk oralarla da alakalı. Bir tanesi İngilizce söyleyeyim Türkçe açıklayayım. Bir tanesi fulfillment denen şey. Hmm. Tatmin diyoruz ama Türkçe tatmin deyince hala bir sanki dışarıdan bir şeyle tatmin gibi anlaşılıyor. Bu iç tatmin diyelim hmm. tamam mı? Doyum diye de söylüyorlar şimdi yani. Tatmin olma hali. Onun da adı bence razı olmak. Oh yani oh razıyım bu ha, olan bitenden. Olabilir senden, hani... olabilir. Kendimden razıyım, yaptığımdan razıyım, duruşumdan. Neyse yani, o çabamdan evet. Bu bu civar bir şey. O yüzden tam tarif edemiyorum tamam. diyorum yani. Bu bu tatmin. Bir de böyle achievement denen, erişmek, kazanmak, elde etmek falan filan diye bir şey var. Bu ikisi ayrı şey ve kazanarak tatmin olamazsın kazanarak tatmin olsaydık üniversiteyi kazandığımız günden bugüne kadar hiç ayarlarımızın <laughs> bozulmamış olması Süpersin. lazım. Süpersin Ya da bir sürü şey kazandık değil bir mi? Bir sürü şey kazandık. Üniversiteyi kazancı olacak sandın, mezun olunca olacak <laughs> sandın, araban olunca olacak sandın, evlenmiş O kızın tavlayınca, o adamı ikna edince, o bilmem Bu ne bunu sağlamaz. Hı. Bu yanılgıdan vazgeçmen gerekiyor. Ay şahane. Burayı reels yapabilirsiniz işte. İşte <laughs> size gerçek reels çıktı. <laughs> Bu bunu sağlar sanmaktan vazgeçmek. Ediyor. Bunlar iyi şeyler, kötü şeyler değil. Yani. Güzel araban olsun, iyi evlerde yaşa, iyi ilişkin olsun, dünyayı gör, para kazan Süper. falan evet. falan. Bunun tatmin getireceğini sanmama yani. Bu bununla alakalı değil. Tatmin içeride senin yarattığın bir şey çünkü. Hmm. Yani. You created gerçekten. Ve anlam bulduğun, değer koyduğun, evet. önceliklediğin, hani biraz önce evet. anlattın değil mi? O sorulara yanıt evet. verdiğin evet, falan evet. bir şey. Yani içeride yarattığın bir şey. İçeride yaratabilmen için bunu cızırtıyı azaltmış olman lazım. Hmm. Yani var ya böyle tak, e, takdir görünce motive oluyorum ben. Bu cümle senin giriş cümlen ablacığım. Buna bak yani. Takdir görünce motive oluyorsan onun içine bir bak. <laughs> Düğme dışarıda duruyor demektir yani. Evet. Takdir olunca mutlu oluyorum. Bunu araştır yani. Öz takdirin mi eksik mesela? Bunun, bunun, buna nereden ihtiyaç duyuyor falan. Bunları tamamladıkça o doyum dediğim şey gerçekleşiyor. O zaman kazanıp kazanmamanın bir alakası kalmıyor. Bazı liderler var bunu da oraya bağlayayım hadi. Bazı liderler var kazanmayı biliyorlar, süper başarısızlar. Mmm şahane. Süper başarısızlar yani. Ne demek hem o? Hem içeride hem dışarıda herhalde. Değil tabii mi? ki. Hem <laughs> tabii hem ki. dışarıda Çünkü orada. gene bu ikisini ayrı görmekle alakalı bir şey ama kazanmak ve başarmayı hmm. ayrı başarıyı ayrı şey olarak görmek yani başarının nedir diye başka tarif lazım da şimdi girmeyelim ona ama. İşte skorlarına bakıyorsun iyi mi? Evet. Büyüyor muyuz? Evet. Karlı mıyız? Evet. Şunu yapmaya çalıştık. Yapabildik mi? Evet. Tamam. Bunlara başarılı diyorlar. Bunlar kazanmak. Başarı başka bir şey. Ee, insanlar i̇nsanlar seninle çalışmaya devam etmek istiyorlar mı? Bütün yeteneklerini kullanıyorlar mı? Ait hissedip müdahale ediyorlar mı? Ondan sonra kuralı kaidesi yokken bile bir şey ortaya çıktığında onu angaj olup onu halletmek istiyorlar mı? Sen istemeden senin için bir şey yapmaya gönüllüler mi gerçekten? Ya burası yani? daha sürdürülebilir, yani burası tekrarlanabilir, yani. organik evet, değil mi? Evet, daha yaşayan evet. bir şey anlattığın kadarıyla. Öbür türlü kafayı sadece kazanmaya taktığın zaman başarı güne gidiyor yani. Ve burada yaşanmış hayat bana pek hayatmış gibi de gelmiyor yani. Zaten bu bazen... <laughs> Gençler tarafından bizim yaşlardaki insanların suratına vuruluyor yani. <laughs> bir bir yönetici öyle şey demişti bana. Kız üniversite okuyormuş. O sene mezun olacakmış falan. Ya bir konuşsan mı konuşsan dedi. Dedim ki yani konuşayım da. Öyle siparişli olmuyor biliyorsun. Hikaye uzun oluyor falan. Ne diyor dedim. Senin gibi olmayacağım diyormuş annesine. Ne demekmiş o dedim. Sen hayatta kalmak için yaşıyorsun. Ben yaşamak için yaşayacağım diyormuş. Dedim ki kızla konuşacak bir şey yok. Gel istersen <laughs> seninle <senle> konuşalım, konuşalım. yani. <laughs> Burası hayatta kalmak için yaşamak gibi bir şey. Yaşamak daha daha lezzetli, daha yoğun bir şey. Evet tabii şimdi bu, bu hikayede belki jenerasyonları, varsayımları... Tabii ki bir sürü fark var. Doğduğu yeri, doğduğu hikayeyi bir dolu varsayımı ve o, hani o toprağı bilerek ilerlemek lazım ama... Şimdi sen anlatınca şu soruma yanıt buldum. Ben bir koçla çalışmaya gidiyorum ve hayatımın hangi alanında neyi farklı yapsam, yaşam kalitem artara bakmak istiyorum. Soru çok net aslında. İçeride bunu yaşayacağım alana odaklanmak. Hı hı. Dışarıda alkışlanacağım, terfi alacağım, aferin alacağım, işte skor atacağım. Bunu da Instagram'a post koyacağım, LinkedIn'de havai fişek atacağım şeye diyeyim de kendi sırtımı sıvazlayıp o gece belki mutluluktan ve heyecandan uyuyamayacağım. Oh be iyiydi. Diyeceğim şeye odaklanarak belki başlamak. Hani iyi oluş buralarda başlıyor sanki evet. değil mi? Şimdi üzücü bir şey söyleyeceğim. Babamı tanıyorsun sen, değil Hı -hı. mi? Yani görmüşlüyüm azından evet. belki. Babam geçen sene vefat etti benim. Yani bir önceki yani Biliyorsun. bir önceki Temmuz'da 25 gün, son 25 günde yanındaydık. Ona baktık 25 gün boyunca. Ee, i̇nsan yalnız ölüyor. Dolayısıyla o kazandığın, ettiğin Aldığın takdir, başkalarının seni nasıl gördüğünü falan orada. orada hiçbir hükmü yok yani. Aslında o yalnızlıkla yaşıyoruz. Aklıma şey geldi dur bak. Yıllar önce bir şey yazmıştım. Yaşıyor musun, ölüyor musun diye. Böyle ne düşünüyordum hatırlamıyorum. Bir şey düşünürken dedim ki olan. Yaşamakla ölmek aynı şeyin öbür yüzü gibi. Yüzü. Hmm. Çünkü doğuyorsun, öleceğinin garantisi var ya, şimdi bulamadılar çare, bulurlarsa sonra geçersiz olur. Ama, ama bütün denklem değişecek, her yani, çok tatlı bir şey olacak. Yani yaş doğan her şey ölüyor şimdilik. Dolayısıyla insan doğuyor, aslında her gün oraya doğru gidiyorsun. Demek ki bu yaşamaksa aslında ölmek de aynı zamanda. Sadece o an geldiğinde ölüyorsun. O yüzden aslında ölüyorsun yani. O zaman soru şu, yaşıyor musun, ölüyor musun? Her gün bu soru geçerli yani. Eğer yaşamaya çalışıyorsan bu tatmin, matmin dediğimiz yerlerde. Öbürü seni öldürüyor. Her gün ölüyorsun yani. Süper. Bence iyi oluşu harika bir evet. tanım bu. Esenlik. Yaşıyorsan esenlik içilmesi. Evet. Ölüme yaklaşıyorsan her gün esenliğinden bir şeyler kaybediyorsun. Evet. Kaç Hı. paranın olduğu, ünvanının ne olduğu, Hı. ne skora koştuğun, bütçenin tutup tutmadığı. Önemsiz değil. Ama bu bunu sağlamaz. Bu böyle ha, ba yaşatmıyor. bu bağlantı yanlış yani. Yaşatmıyor evet. belki. He? Bir de şöyle bir şey var yani bu dedin ya hani şirkette bazen insanlar işte sızlanıyorlar. Haksız değiller. Hayattan şikayet etmekte de haksız değiller. Konu ama haklılık değil. Sesini çıkarmadığın zaman, müdahale etmediğin zaman, sınırını savunmadığın zaman, hakkını bilmeyip onun peşinden gitmediğin zaman ödediğin bedel daha büyük. Hmm. Konuşmanın bir bedeli vardır ama susmanın bedeli daha büyüktür bana. Sonra daha konuş. uzun süreli bir bedeli Daha yani. uzun süreli. Bitmeyen. O yüzden konuş. Süper. Aklımda o kadar çok şey var ki <laughs> daha böyle konu konu yatacak ama oradan kaş göz yapıyorlar. E, izle, i̇zlenebilirliği için belli bir yerde tamam. tutmamız lazım. Atladığım ve söylemek istediğim bir şey var mı? Hadi izleyenlere mesela şöyle ben hiç sevmiyorum ama belki. Hayır hiç... Anladım tamam peki. Ama o kadar çok şey çıktı ki. Ekip seviyor. 7 yedi tane bilmem ne önerisi. On adım da şu. Ama birkaç tane çok net diyor. Duydum ben senden zaten. He. biraz içeri dönerek ya, başlamak. O zaman... Dönüp dönüp döngülere bakmak. Es veremesek bile hani o yolu yolu bir daha zihinde gidip neyi farklı yapardım mı sormak o kadar çok aslında. Çok şey var evet. Çıkarttım ki evet atladığımız Ama bence şey yani en temelin temeli şu. Tam böyle inanmıyorum ama şimdi başka türlü ifade edemiyorum. Dış yaşam iç yaşam diye. Dışarıda bir yaşam var bir de içeride bir yaşam var. Dışarıdakine bir şey yapamıyorsun. Yapabiliyorsun yapamıyorsun sınırı var. Ama içeridekine yüzde yüz yapma kapasiten var ya. O yüzden kendi payım ne diye bakacaksın. Number one bir numarada bu var yani. Benim payım ne? İki son söylediğimi bir daha tekrar edeceğim. Konuşmanın bedelini öde ya. Susmanın bedelini ödeme yani itiraz etmenin bedelini öde, boyunduruk altında olmanın bedelini ödeme, ötekinin bedelini öde. Daha daha rahat edeceksin yani. Çünkü kendini ifade etmiş olacaksın falan. Ondan sonra ikincisini bunu söylemiş olayım. Üçüncüsü şu ayrım yani kazanmak tatmin getirmez. Bu, bu, bu formülden kurtulman gerekiyor. Bir şey sahibi olmak iyi bir şeydir. Tatmin getirmez. Tatmin başka bir şeydir. İçeride yapabilirsin. Ve sonuncusu hayat sana her gün sinyal veriyor. Her an veriyor aslında sinyal. Sinyalleri okuyacağız. Süper. Aslında şimdi benim içimden çok muzur şeyler geçiyor. Şimdi bu kadar entelektüel erkekleri bulunca kadın erkek ilişkisi konuşmak <laughs> geçiyor içimden. <laughs> benim ama bunu bir sonraki bölüme bir saklayalım yapalım. mı? Bu kadar donanımlı ve hayata bütünsel bakan erkekler bu kadın erkek magazinine... Çünkü o da hayatımızın o kadar içindeki <laughs> ve o kadar... E aslında iyi oluşumuza katkı sağlıyor ve bence o kadar kafamız karışık tamam. ki oralarda. Bir tane sırf bunu Daha, konuşalım. ne olur sırf magazin bunu konuşalım. Hatta Kemal'i de alalım, Kemal'in magazinine de dahil edelim. Çok teşekkürler. ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına çok sağ sağlık, çok teşekkürler. ayağına sağlık. Her şeyin her şeyle ilişkisini konuştuğumuz programda bugün o kadar çok şey biriyle ilişkisini konuştuk ki özetlemek çok zor olacak ama harika bir isim bizimle olunca Serdar Lale'yi bulunca uçuş uçuş Aklıma gelen her şeyi sorduğum ve çokça öğrendiğim bir program oldu. Bir de kadın erkek konuşmak üzere bir daha davet etmenin sözünü aldım. Bence hazırlayın soruları. Harika entelektüel erkeklerle kadın erkek ilişkisi konuşalım nasıl? Bence harika olur. Görüşmek üzere.